Masallarda iki tel birbirine sürtünürse yardıma devler koşar diyor bir ozan, tutkuları dile getirdiği bir şiirinde. Bu deyiş bir bakıma iki büyük toprak parçasının, Asya ile Avrupa'nın birbirine değdiği Türkiye için söylenmiş sanki. Tarihte boy göstermek isteyen toplumlar, uzak yakın demeden akıl almaz zorluklara katlanmışlar ve günün her saatinde rengini değiştirerek büyük bir ırmak gibi akan bu suyun kıyılarına ulaşmaya çabalamışlardır. Nice toplumlar yene yenile Asya'dan, Avrupa'dan, adı söylenince dünyanın bir ucu dediğimiz yerlerinden kopup gelmişler. Bıkmadan, usanmadan. Akıp giden sulardan başlarını kaldırarak doğan batan güneşi uzun uzun hayranlıkla izlemişler. Katlandıkları onca güçlüklerin, çektikleri çilelerin böylesi bir güzelliğe değdiğini görmüşler. Ardından bu toprakları birbirine bağlama tutkusu, bu toprakları elde tutma tutkusu güçlenmiş. İki yakasını binlerce güzellikle donatmışlar. Güzellikleri görmek isteyenler dünyanın dört bir yanından kopup gelmişler ve dün olduğu gibi bugün de bu sular, bu güneş, bu kültürlerin kesiştiği, beslendiği topraklar yeryüzünün gezilen, görülen, özenilen bir noktası olmuş. Tarihin her döneminde dünyanın dört bir yanından gelenler bu topraklara inançlarını, kültürlerini de taşımışlar. Kültürler, değişik inançlar birbiriyle karışmış. Kimi dinler burada yaşarmış, bu suları, bu köprüleri aşmış. Kimi zaman Asya'dan Avrupa'ya, oradan da diğer büyük toprak parçalarına Anadolu'dan yayılmış. Birbirini izleyen dinler, inançlar, büyük bir hoşgörü ortamı içinde birlikte yaşamış yüzyıllarca. Thank you.
Günümüzde bir gezgin zamanı ve hızıyla dolaşıldığında, dinlere, inançlara dayalı ürünlerde, insanın sıcaklığını, sabrını, yaratma zenginliğini görmemiz boşuna değil. Çünkü çağlar boyu özenilen bir toprak olan Anadolu, doğurgan bir ana gibi bütün dinlere, inançlara sıcak bağrını açmış, insanlar Tanrı'ya ulaşmak istercesine yeri göğü burada birbirine bağlamıştır. İnsana kucağını cömertçe açan, dinleri anlamlı bir biçimde yorumlayarak bütün inananları çevrelerine toplayabilen Mevlana gibi ünlü düşünürler yetişmiş, Türk'ün bitmez tükenmez hoşgörüsü ve sürekli yaratma isteği bu yorumlarla kuşaktan kuşağa akıp gelebilmiştir. Yaşayan insanlar, tanrıları adına ürettiği erişilmez güzellikteki anıtların yanı sıra, elinde ve çevresinde bulduğu her türlü malzemeyle görkemli mezar anıtları yaparak ölümsüzlüğün yollarını aramıştır. Bu mezar anıtları Anadolu'da başını kaldırıp ayakta durabilen İlk insandan beri vardır. Ölümsüzlüğün yollarını arayan insanoğlu, Anadolu'da yalnız mezar anıtları dikmedi. Gelecek kuşaklar da okusun, tadatsın, yenilerini üretsin diye inançları adına kitaplar yazdı. Kutsal kitaplarını insan ömrünü dolduracak incelik ve özen dolu bezemelerle güzelliklere boğdu. Yazı, İster taşta, ister kağıtta olsun, binlerce biçime, binlerce özelliklere büründü. Kur'an, her dönemde yenilene yenilene, farklı biçimde, farklı bezemelerle, erişilmez güzellikte yazıldı. Bu da, Müslümanlarca, sonsuza uzanmanın başka bir yoluydu. Binlerce kez yazıyı deneyen Anadolu insanı binlerce kez çamura biçim verdi. Hattilerden, Hititlerden daha öncesinden günümüze kadar kabı kacağı, günlük hayatın gerektirdiği her şeyi özenle üretti. Boyadı, bezedi, her gün onları kullandı. Yaptığı ile mutlu oldu, beğendi. Bugün müzelerde karşılaştığımız binlerce buluntu, günümüz insanına çok şey söylüyorsa, yeni yaratmalara imkan tanıyorsa, bunun temel nedeni, geçmiş insanın işini sevmesi, özenle üretmesiydi.
kalıcı güzellikler arayan bir kaygıyla, biraz da gelecek kuşaklara ulaşılması güç duyguları verme isteğiyle, taşçılar hep zor işlerin üzerine gitmişler, beğenilip baş tacı edilmişlerdir. Dün eski bir kentin taştan yollarında, ertesi gün kocaman bir dağın eteğine yerleştirilmiş tiyatroda, adları saygıyla hatırlanmış, kuşaktan kuşağa ünleri sürdürülmüş. Anadolu kadını, yeşilden eski bir tiyatro gibi sırtları süsleyen çay bahçelerinde, tabiata egemen olmanın mutluluğunu yaşamış. Bugünse onların çocukları, her kuşaktan torunları, bir türkü söylercesine, bir oyun oynarcasına üretip, çalışıp işlerini kotarmaktalar. Uçan dondurmalar. Kalbi olanlar dikkat. İki dondurmalar. Uçan dondurmalar. İyi akşamlar. Meşhur dondurmalar. Thank you.
Köyde, kasabada, kentte bu üretilenler Anadolu, Anadolu olalı yol buldu. Başka kentlere, limanlara taşındı. Gün oldu, atlar, arabalar, yolları kısa kıldı. Gün oldu, çevresine yeşili, bereketi getiren hızlı yavaş akan sular bunu sağladı. Thank you.
doğudan, kuzeyden, güneyden akıp gelen bu sularda binlerce yıl insanlar yorgun ayaklarını dinlendirdiler. Çevrelerinde ise gününden kopup alan, geçmişe çekip götüren uygarlık örneği buluntular sarıyordu insanı. Kıyılarda, tepelerde, suların içindeki kalıntılar gezip görenlere bu toprakların çok şeyler sakladığını anlatmaya çalışıyordu sanki. Bu sularda, bu kıyılarda, bu topraklarda dünyanın gördüğü nice büyük düşünürlerin, sanatçıların, bilim adamlarının yetişmesi boşuna değildi. Tabiat bütün güzelliklerini buralarda yoğunlaştırmıştı. İnsanlar buna uyarak bütün becerilerini buralarda taşa, toprağa, ahşaba işlemişlerdi. Düşünürler de kendi ürünlerini böylesi bir çevrede oluşturacaklardı. Dünyada hiçbir şey boş yere oluşmuyordu. Çevre gerekti, imkan gerekti. Onları besleyecek, beslenecek, yaratacak ortam gerekti. Anadolu toprakları bütün bunları insanlarına verdi ve onlardan sonuçlarını bekledi. Şimdi bu topraklarda dünyanın dört bir yanından kopup gelen insanlar dünya kültürünün temel kaynaklarını arıyorlar. Tarihin derinliğini, büyüklüğünü, zenginliğini görmek ve kendinden sonrakilere geleceğin daha yoğun, daha tutarlı, daha yaşanılası olduğunu göstermek için. Bu uygarlıklarla yüklü topraklarda suların hangi büyük denizlere ulaştığını, hangi köprülerden geçtiğini, hangi güneşlerde ısındığını, renklendiğini görmek için. Günümüze akıp geldikçe bu topraklarda süre gelen köklü geleneklere, güzelliklere yeniden hayat vermek, onları sonsuza doğru uzatmak için ülkesini yabancı boyunduruğundan kurtaran ve insanına çağdaş dünyanın kapılarını açan bir önderle karşılaşıyoruz. Atatürk. Help! Help! Dünyada ve yurtta barışın, hürriyetin egemen olmasını bütün gücüyle savunan, diğer milletlerin bağımsızlık girişimlerine örnek olan Atatürk, çağlar boyu sanatın ve kültürün yeşerdiği bu toprakları bütün insanların dilediğince gezmesine, görmesine, incelemesine açıyordu.